Servet 8'den herkese selamlar. Bu kez bir Wunderkid raporuyla karşınızdayım. Wunderkid raporunun yeni konuğu da Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında da dikkat çekmeye başlayan Demirege Tıknaz. Aslında bu oyuncudan daha önce yaptığım videolarda bahsediyordum. Geleceğe dönüşte de bir bölümünü yapmıştık. Uzun zamandır kendisini hissettiren bir oyuncuydu Demirege. Hatta Emirhan İlkan'la birlikte o dönemde Beşiktaş altyapısındaki orta sahalar arasında dikkat çekici bir başka isimdi. 6 numara pozisyonunda oynayan, fiziğiyle ve tekniğiyle dikkat çeken bir başka isimdi Demir Maalesef tam çıkış yaptığı dönemlerde, tam alt takım sınırlarını zorladığı dönemlerde çok şanssız bir sakatlık yaşadı. Uzun süre sakatlık yaşadı. Şimdi ama çok iyi geri dönmüş gözüküyor. Ve o şanssızlığının tolere edecek gibi gözüküyor. Çünkü hazırlık maçını çok iyi geçirdi. En azından önümüzdeki sezon kadro derinliğinde yer alacak oyunculardan biri gibi gözüküyor Demir Ege Tıknaz. O yüzden bu oyuncuya bir Yer vermek istedim serbest 8'de. Tabii ki 5 yaşın transferleri de söz konusu. Onana, Liyanko gibi. E, bu Amartin zaten videosu var. Biliyorsunuz onu izlemediyseniz eğer izleyebilirsiniz onu belki sabit yorumlara bırakırım. E, bu oyuncular hakkında da Riyanko, Onana hakkında da oyuncuları izlemeye devam ediyorum. Videolar gelecek. Ama öncelikle ben Demir Ege'nin hakkını vermek istedim. E, çünkü biliyorsunuz serbest 8'de kitlere her zaman ayrıcalık vardır. Servis 8 kanalına abone değilsek abone olmayı unutmuyoruz lütfen. Transfer dönemi dışında sezon içerisinde de büyük takımlarımızın maçlarını bir sonraki gün değerlendirme videoları çekiyorum. Geçen sezonda videosu 5 yaşında hemen hemen her maçını yapmıştım kanala açtıktan sonra. Ve altyapıyı oyuncuları hakkında da fikir edinmek istiyorsanız Servis 8'den ayrılmayın diyelim. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdi demire getirdikten önceki oyuncu profilinden bahsedelim biraz. Zaten hani izledim, izlemişsinizdir oyuncuyu ama nasıl bu noktalara geldi? 2004 doğumlu. Dediğim gibi Emirhan İlkan'la birlikte aynı yaşlar ve aynı jenerasyonu dikkat çekici oyunculardan bir tanesi. Milli takımda da aynı yaş milli takımda da formu giyen oyunculardı bunlar. Ee, ve en önemli özel, özelliği Demir'e getirdiğinizin zaten hemen fark etmesinizdir. Boyuna göre çok teknik bir oyuncu. Ee, yani 1.93 civar bir boyu var. Tam e, kesin bir bilgi yok. Ben bulamadım internette. Bunu ben araştıracağım özellikle soracağım. Ee, yani Site, bu arada internet 1.84 yazıyor ama imkansız. Çünkü Mert Günoğlu'na çok yakın bir boyu var. 1.90'ın kesin üzerinde. 1.93, 1.94 gibi geldi bana. 1.95 bile olabilir. Biraz ince de bir oyuncu olduğu için tam boyunu e, fark ettirmiyor, göstermiyor. Ama gayet uzun boylu bir oyuncu ve bununla birlikte çok teknik. Hatta tekniğini şöyle söyleyeyim. İlk dönemlerinde on numara pozisyonunda oynayan bir oyuncuydu. Topla gayet kabiliyetli dar alandan çok rahat çıkan bir oyuncu. Hatta yani Yusuf Şimşek'e çok benzetiliyor böyle dar çıkma becerisi, çift ayağını çalım olarak çift ayağını kullanması. Bu bu arada özen, önemli bir özelliktir. Yani çift aynı sadece top sürerken, pas verirken değil, çalım atarken de kullanmak. E, o Iniesta çalımları var ya işte sağ yandan sol ayağını alırsın rakipten kurtulursun. Yani çalım atarken ters ayağını da kullanabilmek önemli bir özellikti. Demirege bunu kullanabiliyor. Bu yüzden Yusuf Şimşek'e çok benzetiliyordu ilk dönemlerinde. Ama sonrasında bir dokunuş yaptı. Önder Karaveli zamanında bir dokunuş geldi kendisine. Ve 10 numara pozisyonundan daha çok 6 numaraya devşirildi. Bu bence önemli bir devşirme hamlesiydi. Biliyorsunuz beni de uzun zamandır savunduğum bir konu. Altyapı oyuncularında mutlaka daha altyapılardayken o göze bakmak ve mümkünse mevkilerine dokunuşlar yapmak gerekiyor. İşte mesela çabuk, hızlı, seri bir forvet oyuncusu. Bitiricilikte biraz problem var ama tekniği, seriliği çok iyi. Yavaş yavaş kenar forvete devşirebilirsiniz ya da işte orta becerisi çok iyi temposu çok iyi bir kanat oyuncusunu sağ kanat oyuncusunu altyapıda bunu fark edip yani diyebilirsiniz ki ya tekniği belki A takım seviyesinde Süper Lig seviyesinde yeterli olmaz hücumcu bir kanat oyuncusu için ama bundan çok güzel sağ bek çıkar diyebilmeniz lazım. Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi mesela bir zamanlar. Ya da işte 6 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncuyu stoperleştirebilirsiniz. 8 numarada oynayan bir oyuncuyu 6 numara yapabilirsiniz. Yani oyuncunun teknik becerisine göre, fiziki kabiliyetine göre mevkisel dönüşümü daha alt yapılarda o kararı verirsiniz. Alt takıma belki daha güçlü çıkacak. Yani o mevkisel dönüşüm alt takımda yaşamak yerine alt yapıda yaşayıp buna göre kendisini oyuncu hazırlayıp alt takım seviyesine Süper Lig seviyesine daha kendisi, kendisi, net hazırlar diye düşünüyorum. O yüzden demine gelin 6 numaralaşma fikri bence çok iyi. Ve hani alt takımda ve aşağı takımda şans bulacaksa tabii ki ofansif orta saha yerine 6 numarada olması ve o teknik becerilerini 6 numaraya taşıyabilmesi daha önemli. E, ve bunu da gerçekten taşıyabilen bir oyuncu. E, Demir Ege hakikaten top koordinasyonu çok güçlü. Hatta bir antrenman videosunu hatırlarsanız. Gezal kendisini alkışlıyor. E, üst üste çalımlar sonrası o çift kale maçta e, gol atıyor ve Gezal'in arkadaşlarıyla bitiyordu video daralan becerisi çok yüksek bu ve bunu 6 numarada baskı yerken de yapabilmesi çok değerli. Hazırlık maçlarında e, da tekrardan izledim bu oyuncuyu. Gerçekten e, çok sakinleştiriyor oyunu. İki türlü özelliği de sakinleştiriyor. Hem işte soğukkanlılığı, pas becerisi, çift ayağıyla pas becerisi, hem işte baskıyı kıracak o daralan becerisi, çalım becerisi orta sahaya bir sakinlik katıyor oyuncu. E, ve hani bu boyuna rağmen bu tekniğe sahip olması çok nadir görülen özelliklerden bir tanesi. Dünya futbolunda da gözetince çok çok benzer futbolcu yok hatırlarsanız. Bir Thomas Suçek var mesela şu an yani benzer West Ham United formasını giyen. O da çok uzun boylu olmasına rağmen ayak hakimiyeti fena değildir. Bence Busquets de böyle bir oyuncu. Mesela bu tarz oyuncuların en ikonu Busquets'tir. Hani ince uzun altı numarada oynuyor ama çok teknik. Basketi zaman kolay kolay topa ayağından alamazsınız Busquets'in. Hani her ekip o prime zamanlarında. bir El Clasico maçı hatırlıyorum. E, i̇nanılmaz bir şey yapmıştı. Real Madrid hep basmanında. Kalecisine dönecek gibi yaptı. İki tane Real Madrid'li forvet oyuncusu baskıya gitti kaleciye. Yani nasıl olsa kaleciye verecek diye baskıya gitti. Topa bastı döndü. Atak başlattı. Messi'nin golüyle sonuçlanmıştı. Müthiş bir oyuncuydu. Yani bu tip 6 numarada tekniğini 6 numaraya taşıyan oyuncular çok değerli hale geliyor. Demir de hazırlık maçlarını bunu hissettirdi. Zaten altyapılarda, mini, genç mini takımlarda da bunu hissettiriyordu. E, ve sol ayağını kullandığını çok güzel bir şut pozisyonuyla da gösterdi yine hazırlık maçlarında. Augsburg'a karşı. E, çok sol ayağın içiyle çok net bir şut çıkartıp e, direkten dönmüştü top. E, hakikaten oyuncu kumaşını iyiden iyiye hissettirdi ki... E, Şenol Güneş bu tip oyuncuları çok sever biliyorsunuz. Yani hani burada Beşiktaş'ta rol alırsa hangi pozisyonlarda rol alır, hangi durumlarda rol alır bundan bahsedelim. E Şenol Güneş'i tanıyoruz artık. Yani orta sahada sadece savaşçılık isteyen bir teknik adam değil. Mutlaka bir pas kabiliyeti, bir teknik beceri ister. Oradan topu sağlıklı bir şekilde ön tarafa kırılmasını ister. Ya işte dribbling'le dediğim gibi ya bir pas kabiliyetiyle. Yani e, hatta stoperinden bile bir Ayak kumaşı bekler yani Şenol Güneş. Bu yüzden Demir Ege Tıknaz'ın kendisine göstermesi, Şenol Hoca'nın gözüne girmesi önemli. Ki girmiş gibi gözüküyor. Her, her hazırlık maçında forma şansı buldu. Altı e, 6 numara pozisyonunda bunları yapabilen bir oyuncu. Gelecek sezon Beşiktaş A takımı seviyesinde bence süre almaya başlayacaktır. Şöyle durumlarda daha çok görürüz gibi geliyor. Mesela işte Beşiktaş sonuncu aldı diyelim, skoru aldı. 2-0 önde, 2-1 önde, 3-1 önde. Son 20 dakikada oyunu tutmak istiyor. Topa sahip olmak istiyor. Bu gibi durumlarda hep akla daha savaşçı, daha savunmacı altı numaralar gelir ya. İşte şu anda transfer gündemindeki Onana gibi. Bu da bir fikirdir tabii ama bu tamamen karşılamaya yönelik bir tarz oluyor. Yani bu tip bir altı numara dönülmesi ya da işte stoperi, stoperleri 3 kişiye çıkarmak, üçlü stoper hattına dönmek. Ben artık bekliyorum fikridir ve o bir noktada ee, güneşe kar dayanmaz durumu olabiliyor. Yani büyük takım bile olsanız gereksiz baskı yiyebiliyorsunuz. Beşiktaş Valen İsmail döneminde bunu çok yaşamıştı. Yani sadece beklemeye geçmek iyi bir savunma tercihi olmuyor. İyi bir savunma tercihi aslında top hakimiyeti de iyi olan, pas kabiliyeti de iyi olan orta saha sayısını merkezde artırmak ve topa sahip olmak, topla çıkmak, direkt hücum tehdidini hala sürdürmek aslında bu daha iyi bir savunma tercihidir. Hatırlarsanız Beşiktaş Şampiy Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir dönem yaşadığı, ee, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan namalüp çıktığı dönemde Tolga bu şekilde kullanıyordu. Ki Tolga'yı ben genel futbolculuğunu, e, genel orta saha, e, komple orta sağlığını çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Eksik şeyler vardı onda ama bu işi çok iyi yapıyordu. Hani bir sakinlik katılması gerektiği zaman e, orta sahaya Tolga'ya atılıyordu ve o, o sakinlik katıyordu. Veriyordu sağ bekine, yaklaşıyordu, tekrar alıyordu. Bir topla çıkıyordu, bir uzun pas atıyordu ve o baskıyı kuruyordu, bir sakinlik katıyordu e, takıma. Demine Ege Tıknaz da Süper Lig seviyesinde sanki böyle yavaş yavaş kullanılmaya başlayabilir ki dediğim gibi. Çünkü Güneş de zaten bu tip adamları çok seviyor. E, belli bir noktadan sonra işte 6 e, numarada kim oynuyorsa, Cahmen Toviç oynuyor dediğim ya da Onan oynuyor. E, onun yanına ya da onun yerine merkeze atılıp Deminegeyi hem işte uzun boyuyla 1.90 üstündeki uzun boyuyla rakibin uzun vuracağı e, rakip rakibi uzunla zorladığınızda o topları karşılayacak bir oyuncu olur. Hem de topu yere indirdikten sonra baskı çalım kabiliyetiyle kırar. Topu yönlendirir. İşte kenar forvette kendisini gösteren oyuncuya topu atar. Yani bir sakinlik katar. Tribünlere de çok güzel bir enerji verir diye düşünüyorum. Çünkü tam bir futbolcu fiziği var. Oyuncuda işte ince, uzun, e, bilekleri yumuşak. Yani tribünlerin de çok seveceği bir oyuncu olur gibi geliyor bana e, süre aldıkça. E, yani bu tip maçlarda yavaş yavaş onu buz kes rolünde görebiliriz gibi geliyor. Ki bence kendisine rol model alması gereken oyuncu buz kes olmalı kesinlikle. Yani ben olsam onun videolarını eski maçlarını mutlaka izlerim e, demire getirdiğiniz yanında olsam peki neleri hangi özelliklerini biraz daha geliştirse daha iyi olur? Tabii ki biraz kuvvetini geliştirmesi lazım. Fazla ince ki tam geliştirmeye başladığı dönemlerde aslında o sakatlığı yaşadı. Hani tam oyuncunun artık A takım seviyesine gelirken fiziğini geliştirdi, daha çok fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği dönemlerde bu bu şanslı sakatlığı yaşadı. Ama geç kalmış sayılmaz. Yine e, kendisini kuvvetlendirecek antrenmanlar yapabilir ama bu, burada dikkatli olması lazım. E, yani o Adele sayısını arttırırken o daralan becerisini de kaybetmemesi lazım. Manuel Fernandez'den örnek vereceğim. Manuel Fernandez biraz abartmıştı hani kaslanma işini diyeyim. E, sayızlanma işini. O daralan becerisini kaybetmişti bir noktadan sonra hatırlarsanız. Yani Manuel Fernandez çok böyle tereyağı gibi akıp giden oyuncu bir anda bir daralan becerisini fazla hani kasçın olduğu için kaybetmişti. Aslında demine in o ince bacakları aynı zamanda onun e, yumuşak bileklerini daralanda kullanmasını sağlıyor uzun boyuna rağmen. Ya yani bir tık bir tık daha böyle ikili mücadelerde ayakta kalacak. Hava topundan çıktığında dağılmayacak o oyuncu seviyesine geldiği anda yeterli yani. inanılmaz böyle e, tipik 6 numaraya kıvamına gelecek fiziki güce sahip olması da şart değil. Ama bence ondan daha önemlisi dribbling becerisini geliştirebilir. Yani teknikten bahsetmiyorum, adam eksiltme özelliğinden bahsetmiyorum. Önünde boşluk gördüğü anda o toplu biraz daha gidebilir gibi geliyor bana Demirege. Bu da biraz özgüvenle, işte biraz kondisyon arttırdıkça, kuvvetini arttırdıkça gelişecek bir durum. Çünkü dribbling adımları çok uzun. Boyundan sebep. Hem hani de top hakimiyetinden kaybolmuyor. Ama daha çok bunu dar alanda gösteriyor. Önünde boşluk bulduğunda biraz topu gider gidebilen bir oyuncu olursa çok daha komple, acayip bir 6 numara seviyesine gidebilir gibi gözüküyor bu oyuncu. Hani gerçekten heyecan verici. Bu şut kabiliyeti var. Onun biraz daha geliştirebilir. Hani bahsettiğim pozisyonda olduğu gibi yani sol ayağıyla bile çok net şutu şut vardı. Bence bu kendisi, kendisi bir silah haline getirebilir şut özelliğini. Çünkü altı, büyük takımlarda 6 numara pozisyonunda oynayan oyuncular e, rakibinin kendi yarı sahasına iyice ettiği için dönen toplarda çok fazla şut, şut fırsatı buluyor. Ve Beşiktaş'ın orta sahalarında eksik olan bir özellik. Bu, uzun zamandır e, böyle şutör bir orta saha, şutör bir 6 numara özellikle bir, uzak kalmıştı Beşiktaş bu tip bir oyuncudan. Aslında çok kilit açıcı oyunculardır bunlar. Ee, ve çok fazla şu fırsatı geldiği için o bölgeye. Yani Demirege bu konuda da kendisini geliştirmeye devam ederse A takımdaki şansını da arttırır gibi gözüküyor. Dediğim gibi heyecan verici bir oyuncu. Sizin de yorumunuzu bekliyorum Demirege konusunda. Potansiyeli ne olur? Seviyesi ne olur diye. Ee, bir sonraki o zaman Wonderkid raporunda ve bir sonraki Servet 8 içeriğinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.